Kürtleri susturarak dinlemeye yönelten bir gelişme yaşandı. Nevruz Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'da yapılan kutlamalarda terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu okundu. Öcalan'ın mektubunda öne çıkan konu gündeme PKK'ya yapılan tarihi bir çağrı şeklinde damgasını vurdu. Bu çağrı silahları bırakın, sınır dışına çıkın çağrısıydı. Terörist elebaşı Öcalan'ın bu mektubu başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç olmak üzere birçok siyasetçinin yorumlarına sebep oldu. Peki vatandaşlar bu mektup ve bu tarihi denilen çağrı hakkında bakın ne düşünüyor? Vallahi bilmiyorum, bir şey diyemem. Vallahi ben o işlere karışmıyorum, lütfen sormayın ya. Ben siyasetçi değilim, siyasetten de nefret ediyorum. Vallahi ülkemizi boşu boşuna uğraştırıyorlar yani, satıyorlar yani. Daha doğrusu böyle bir hükümet. Böyle bir hükümet de böyle beklenir. Başka bir şey beklenmez. Ben onu söylüyorum. Bu işin sonu bölünmeye gidiyor. Başka bir şeye gitmiyor. Yani. Kesin bölünme. Başka bir şeye gitmiyor. Şimdi ben bu konuda yorum yapmasam olmaz mı? Yapmayayım. Yorum yapmam. Mümkünse yapmayayım yorum yani. Niye diye bir şey diye de yapmayayım yani. Benim düşüncem yani. Girmeyeyim ya, bu ortama girmeyeyim daha Türkçesi. Bundan sonra gidişatta da ben bırakacaktır inanmıyorum. Böyle bir şey ancak halkı kandırıyorlar. Kimse. Peki, bu mektubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mektubu Amerika tarafından kurgulanmış bilim kurgu filmleri gibi bir şey. Benim bu konuda hiçbir fikrim yok. Hepsi yalan dolan, ülke bölünmeye doğru gidiyor. Biz de savaş baltalarımızı çıkaracağız herhalde. Dün Nevruz Bayramı'ydı. Koçka Nevruz Bayramı'nda bir tane Türk bayrağı açılmadan üç renkli bayraklar açıldı. Nasıl barış bu? Sonuçta Türkiye topraklarında yapılan bir kutlama bu. Her ne olursa olsun bir Türk bayrağının açılması gerekirdi. Hiç hoş karşılamıyorum hani bu ülkede bir terörist başının muhatap alınması. Yazık, o şehit annelerin, şehitlerin kemikleri sızıyordur. Bunlar hep göstermelik oyun olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman bir araya gelinmek gibi bir şey söz konusu olmamalı, olamaz da benim kendi görüşüme göre. Dünkü Nevruz kutlamalarında da açılan o kadar bayraklar ve bir kişinin posteri hiçbir şekilde birleşmenin bir anlamı değildir bu. Şurada bir ünlü sanatçı ya bir şey olduğunda bütün herkes orada, ama bir ailede bir şehit olduğu zaman, vatanı için şehit olduğu zaman hiç kimse yok. Sadece veya bir gün oradalar, iki gün yoklar. Yani kısacası bu şekilde kutlamalarla barışı veya silah bırakmayı yansıtmamaları gerekiyor.